Selamlar millet. Tekrardan bir video ile karşınızdayım. Kripto Çizo kanalına hoş geldiniz diyorum. Bitcoin, altcoin genel borsa incelemesi yapacağız. Sabah bir video çekmiştik ama bir güncelleme videosuydu. Burada teknik analiz ve genel manzarada temel olarak haberlere vesaire bakacağız. Bugün İran-İsrail olayında İran'ın saldırması bekleniyor. Yani ben bekliyorum. Tabii ki de ben bilemem ama genel haberlere baktığımızda artık bugün o gün müdür diye düşündürüyor. Bugün de ek bir düşüş olur mu? Kesin bir şey diyemiyorum ama illaki bir saldırı olacak. İllaki bir kısa vadeli minik pik hareketler olacak. Bu savaşa dönüşür mü? Büyük ihtimal dönüşmez arkadaşlar. Çünkü İsrail de artık işi büyütmek istediğini düşünmüyorum. Yani kendi ülkesinde dahi. Yani halka soruyorlar. %60'ı biz o adam istemiyoruz diyor. %60'tan fazlası diye de burada bazı şeyler çıkmış anketler. Tabii ki de bu anketler yani kesin doğru mu bilmiyorum. Ama şu an yani İsrail'in kendi içinde de sıkıntılar var artık. İsrail hükümeti ne kadar zorlasa da İsrail halkı artık savaş istemiyor. Yani kendi çocuklarını artık savaşa göndermek istemiyorlar. Tabii ki de İsrail halkının hepsi değil. İsrail halkının belli bir kısmı gene diyor hepsini katledelim, hepsini silelim, süpürelim diyen kesim de var. Neyse ben bunları çok uzatmıyorum. Şunu diyorum arkadaşlar, o dağda kurt ölmüş, bu dağda kurt ölmüş. İran oraya bomba atmış, İsrail ona kafa atmış, ona yumruk atacakmış. Böyle şeylerle yatırım yapılmaz, yatırımcı olunmaz. Bunlarla kısa vadeli işlemci olur. Minik minik işlemler yaparsın, kuş yemi gibi alırsın. Tabii ki de bu haberleri %100 doğru biliyorsan, tarihin de biliyorsan kaldıraçla parayı kırarsın. Ama işte bunları bilmenin imkanı yok. Bunları bilseydi yani MIT bilirdi vesaire bu tarz büyük şeyler bilirdi. Onlar bile hangi tarihte İran'ın saldıracağını, İsrail'in bir şey yapacağını bilmiyor. Ondan dolayı arkadaşlar bizim gücümüzün yetmeyeceği şeylerde, gücümüzün yetmeyeceği uğraşların peşinde koşmuyoruz. Özellikle bu dönemlerde kaldıraçlı işlemler açmıyoruz. Ben kaldıraçlı işlemleri bana çok soruluyor, bana isyan ediliyor. Arkadaşlar ben kaldıraçlı işlemlerde başarısız oldum. 3x açtım, işlemler de patladı. Bazıları tamam diyeceksiniz ya stop abicim stop olacaksın da 1 stop, 2 stop, 3 stop, 4 stop ya hepsi gidiyor ana paranın sonunda. Stop mu top değil. 2x kaldıraç açtım. 2x'lerde dedi. Bu son süreçlerde sıkıntılı çıktı. Bu tarz dünyada böyle çok büyük sıkıntıların olduğu süreçlerde yok işte fırsat gördüm yakaladım. Fırsatı spotta yakalarsan yakalayacaksın. Onun harici kaldıraçta ben fırsat yakaladım işte anasını ağlatacağım dediğin yerde yani cidden tersi oluyor. Senin ananı ağlıyor. O yüzden diyorum ki arkadaşlar şu süreçlere bakacak olursanız evet şu tekniğe uysaydınız para yani kazanma ihtimaliniz varmış. Yani şu tekniğe baktığınızda arkadaşlar dört dörtlük bak alt kanal üst kanal alt kanal üst kanal alt kanal üst kanal alt kanal. Şimdi burada long girdim burada short long short falan gitsen evet parayı kazanabilirdin ancak bunu ben kendi tekniğim olmasına rağmen yapmadım. Çünkü gerçekten büyük bir risk var. Ben zaten paramın %1'lik %2'lik kesimiyle kaldıraç giriyordum ama %1'lik %2'lik kesim de artık benim için değerli arkadaşlar. Neden değerli? Düşüşler çok sert olunca benim spotta mal biriktirmem gerekiyor. O %1'lik %2'lik paralar %10 %15'lere çıkma ihtimali olduğu için o %1'lik %2'lik paralar da alıyorum. Kaldıraç yerine burada gidiyorum sevdiğim coinleri topluyorum. Nereden topluyorum? Spottan. Neden böyle bir şey yapmaktayım peki? Çünkü biliyorum ki arkadaşlar burada kaldıraçlı yaptığım işlemlerin patlama potansiyeli var. Garantisi yok. Ki bu işlemlere para aktardın, patlamasını engelledin vesaire dersen orada çok büyük bir para evet toplanıyor ve sürekli senden komisyon kesiyor. Onun bir de sana bindirdiği yük var, stres var. Spot'tan toplayınca ek komisyon yok. Aldığın para senindir. Ya aldığın coin senindir abicim. Al diyor istediğini yap. Ne halt yersen ye. Onun harici kaldıraçta aldığın coinlerin 2x kaldıraç 3x 1x bile alsan fark etmez. O coinler sana ait değil. Sana bir kağıt veriyor. Senin diyor 5 tane coin'in var. İşte şu kadar para verdin kaldıraça göre 5 coin'lik kağıt veriyorum. Bu kağıdı bana geri yani baştan verdiğinde o istediğin fiyatlara çıkmışsa ben sana para ödeyeceğim. İstediğin fiyatlara çıkmamışsa istediğin fiyatlardan aşağı dün yani aşağı yönlenmişse sen bana para ödeyeceksin. Şu an bana verdiğim para da şöyle olacak. Eğer çok büyük eksiye girersen bu paranın hepsini ben toplar alırım diyor. Kaldıraç sistemi budur arkadaşlar. Bir nevi kumardır. Ben kumar oynuyor muyum? Evet oynuyorum ama dediğim şekilde. Şu an değil. Şu anki dönemde kumar oynamayacağız. Kaldıraçlı işlemler yapmayacağız. Şu anki dönemler çok sıkıntılı dönemler. Neden sıkıntılı dönemler arkadaşlar? Çünkü çok fena haber akışı var. Ve bu son süreçlerdeki yok Japonya. Bu arada ondan da bahsetmek istiyorum. Bu Japonya konusunda bana kızanlar var. Resesyondan değil Japonya'dan battık. İşte Fed'in alakası yok. Japonya abicim sen geri zekalı mısın? Yani affedersin abi kendine bunu bir sor. Japonya 17 yıl sonunda 17 yıl sonunda bu adamlar bir anda biz neden faizi arttırıyoruz dedi. Yani biz faizi arttıralım abi. Niye faizi arttırdı bunlar?
Ya bir sor kendine, bu adamlar niye faiz arttırdı? Ülkelerinde enflasyon niye arttı? Evet, enflasyon arttığı için arttırdı. Ancak niye enflasyon arttı? Çünkü Fed tarafı dünyanın ümüğünü sıktı. Fed'in yaşadığı, yani orada ABD'nin yaşadığı enflasyonu tüm dünya çekiyor. Fed burada diyorsa ki ben faizi arttıracağım, doları güçlü yapacağım, dolara gelin diye çağırıyorsa, insanlar diğer TL'den, ML'den, yen'den, yuan'dan çıkıp dolara geçiyor. Burada o TL'dir, ML'dir aşağı yönlü inerken, dolar güç kazanırken TL değer kaybettiği için senin ülkende enflasyon da artmış oluyor otomatikman. Japonya'da bundan dolayı enflasyonu engellemek için doğal bir süreç olarak faiz arttırma yolunu gitti arkadaşlar. Yani Japonya'nın bir suçu yok. Japonya'nın o anki Merkez Bankası faiz arttırmak için yani faiz arttırmak zorunda olduğu için arttırdı ki 25 baz, 50 baz, 1 baz, tam baz, 100 baz arttırmadı burada. Burada 0,15 arttırdı ya. Çok küçücük bir rakam arttırdı. Peki niye bu kadar etkisi oldu? Çünkü burada etkisi olmasındaki sebep bu ülkeye borçlananlar vardı arkadaşlar. Yani adamlar da faiz sıfır olduğu için sen oraya borçlandığında 10 yıl sonra da gelsen diyorsun ki ben 2 yıllık borçlanıyorum sana. Faiz sıfır. Faiz sıfır olunca senin onlara sürekli faizli borç vermen gerekmiyor. Yani geri istediğine senden faizsiz borç istiyor. Çok düşük faizler istiyor. Ama şu an bunlar faizi arttırınca arkadaşlar diğer taraf yani öbür taraftaki tahvil faizleri de artıyor. Tahvil faizlerinin artmasıyla beraber buradaki adamlar kaçışmaya başladı. Ben işte çıkıyorum burada bu tahvillerden vesaire çıkıyorum. Japon hükümetine faiz ödemek istemiyorum manzarasıyla anlık çıkışlar oldu, düşüşler oldu. Ancak bunun sebebi sadece Japonya'daki işte bu faizin artması falan değil. Faizin artmasının sebebi enflasyondu. Enflasyon da Fed'in yüzünden arttı Japonya'da. Yoksa Japonya'nın doğal olarak enflasyonu artmış değil. Bununla beraber diğer tarafta arkadaşlar işsizlik verileri Fed tarafında çok fena şekilde kötü geldi. Bunu gören borsalarda zaten olumsuz fiyatlıyordu. O olayda patlayınca ekstradan bir artısı oldu. Çünkü şu anki sürece bakacak olursak da İran-İsrail olayları var. İran-İsrail olayları büyür mü? Ben siyasetçi değilim. Bu şey uzmanı değilim ama şu anki haberleri izlediğimde, genel insanları böyle uzmanların izlediğimde yani birkaç gün içerisinde İran'ın saldırım ihtimali var. Birkaç gün içerisinde olmaysa bir hafta sonra saldırım ihtimali var. Bir hafta, bir gün, 5 gün ne fark eder? Kısa vadede insanlar bundan korkacak mı? Büyük ihtimal korkacak arkadaşlar. Ondan dolayı sen burada bir long işlem açarsın. Buradan bir iner aşağı. Yani 5x, 6x'in varsa altcoin'lerde özellikle patlatırlar. Sonra yukarı yönlü giderler. Sen burada aşağı yönlü indi diye bak dersin. Kanal kırıldı. Burada bir short diyeyim. Kanal kırılır. Sen burada shortladığın gibi yukarı kaldırırlar. Bunda short işlemini patlatırlar. Ne olacak biliyor musunuz? Burada gördüğünüz manzaraya benzer bir manzara olma ihtimali var. Burada zikzaklar olabilir arkadaşlar. Bu zikzaklar olurken sizin long, short ortanın anasını ağlatabilirler. Kaldıraççı işlemleri borsadan bezdirip bıktırabilirler. Ancak spotçulara sesleniyorum. Arkadaşlar spotçular, bu dönemler sizin zamanınız. Bu dönemleri güzel değerlendirmek gerekiyor. Hani Apple'lar, Tesla'lar, Mesta'lar yok ne Microsoft'lar nasıl böyle yani bazı adamlar diyor ben bunlar aldım zengin oldum. Ne Buffett'lar anlatıyor. Kötü zamanlarında kaliteli şirketleri topluyorlar. Kötü zamanlarında kaliteli coin'leri topluyoruz biz de. Aynı mantıkta gidiyoruz arkadaşlar. Değişken bir durum yok. Kötü zaman demek burada şu demek oluyor. Ya coin'in fiyatı düşüyor. Kalitesi düşmüyor. Kalite aynı abicim. Sadece indirim geldi. Bedava indirim geldi diye bakıyoruz. Şimdi teknik meknik anlatacağım. Bu konuları çok uzatmak istemiyorum. Burada sadece hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada kaldıraçlı işlemlere ben artık girmiyorum. Ben başarısız oldum. Kaldıraçlı işlemlerde başarısızım. Bunu itiraf ediyorum. Yani 3x değil 2x girdiğim işlemler bile sıkıntıya girdi. Patlamadı. Patlamadı ancak sıkıntıya girdi arkadaşlar. Ben burada sıkıntıya sokuyor. Ya %1'lik %2 millet diyor ki ben %50'siyle giriyorum. Nasıl psikolojiniz kaldırıyor? Ben %2'den %3'ten sonra burada kaldıraçlı işlemlerde psikolojim kaldırmaz abicim. Ben o yüzden %2 %3 yani geçmiyorum. Kendime ait sınırlarım var. Şu an ne yapıyorum? Şu an hiç kaldıraçlı işlemlerim kalmadı. Eksisine kapattım. Kaldıraç maldıraç. Bir tane işlem kaldı. Onu da yani kendime şey verdiğim için söz Ethereum arkadaşlar. Ethereum tarafında kaldıraçlı işlemlerim duruyor. 2x açmıştım. Ondan dolayı patlamadı. Şu an duruyor bu işlemlerim. Bunun harici hiçbir coin'de kaldıraçlı işlemim yoktur. Burada kaldıraçlı işlemler açmayacağım ama spot'tan ekleme yapmaya devam edeceğim. Elimde tuttuğum birçok fon hisse misse vardı. Hisseleri sattık, fonları bitirdik. Altınlarım kaldı. Altınları da borsaya sokuyorum aşamalı şekilde. Borsaya sokarken de arkadaşlar bizim bu tarafta da artık coin diyorum hisse toplamaya başladım. BIST'te de hisse toplamaya başladım. BIN gibi yani bazı şirketler var. Onların isimlerini vermeyeceğim şimdi. Hatalı olur.
Burada bunları toplamaya başladığımı hatırlatıyorum. Şimdi tekniğe geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar Bitget borsasında copy trade yapmaktayım. İşlemler eksi de. Evet, işlemler eksi de. Ancak artıya geçireceğiz bu işlemleri. Özellikle şu dönemlerde toplamalarımızı yapacağız. İşlemlerime ortak olmak isterseniz, ya ortak olmak yanlış oldu. İşlemlerimi kopyalamak isterseniz açıklamaya koyduğumuz bir link var arkadaşlar. Burada göreceğiniz şekilde herhangi bir videomuzun açıklama kısmına gelin. Bitget kayıt linki var göreceğiniz şekilde. Bu linke tıklayıp hesabınızı açın. KYC'nizi yapın. KYC'nizi yaptıktan sonra Bitget'e gidin. Şöyle göstereyim hızlıca. Bakın burada arkadaşlar bir tane buton var. Copy butonu. Copy'ye bas. Burada da diyor ki bak spot copy trade. Vadeli de falan takip etme. Spot'a gir. Spot'a gir. İç ISO yaz. İç ISO yazdığında işlemlerimi kopyalama ihtimalim var diyorum. Burada bayağı kişi attım. 70 kişilik kontenjan açtım. Niye attım? 0 dolarla adamlar geliyor. 0 dolarla bende diyor ki bende niye işlem? Abicim borsadaki işlemlerimi kopyalaman için bir paraya yani 0 parayla borsa sana nasıl işlem açsın? Bununla beraber arkadaşlar illa bana tek başına böyle para atmanıza gerek yok. Burada diğer kişiler de var. Bakın araştırın. Kendiniz böyle bakın benden daha iyi yani kazandırmış insanlar elbet ki var. Bu kişilere de mesela birine 200 dolar, birine 300 dolar, birine 500 dolar şeklinde paylaştırabiliyorsunuz. Ve bir sınır yok diye de biliyorum. Bunları değerlendirme ihtimaliniz var diyorum. Burada genel manzarada geçiyoruz tekniğe. Şimdi Bitcoin tarafında bahsettiğim şekilde şu tekniğe baktığımızda aslında basit bir yapı var. Burada arkadaşlar alt kanalımız burada göreceğiniz şekilde 49.000 en alt bandın alt seviyesi. 49.000 altında hacimli bir kapatma gelirse çok büyük sıkıntı oluşacak bizim için. Çünkü bu gördüğünüz bayrak hareketi patlamış olacak. Bayrak hareketi patlarsa da aşağı yönlü 40.000'lere kadar bir iniş gelebilir mi? Gelebilir korkusu olabilir. Ancak bu ihtimal bana göre düşük bir ihtimaldir. Bu gördüğünüz güçlü seviyelerin kaybedilme ihtimali düşüktür. Ancak dediğim şekilde şu dönemde burada anlık bir hareket olabilir. Böyle fitil hareketi böyle bir fitil gelir kaldıraçlı işlemleri patlatır sonrasında devam ettirirler burada. Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Burada dikkatli olmak gerekirken de dediğim şekilde kaldıraçlı işlemleri patlatma potansiyelleri yüksek olduğu için kaldıraç açmıyoruz. Burada şu an olduğumuz seviyeler dahi Bitcoin altcoinler tarafında tamamında neredeyse toplama için güzel seviyeler. Ben kaliteli şirketleri alacağım. Abicim bak 30 bine geliyor Bitcoin diyorsun. 30 binden ben toplamam. 40 bine, 50 bine, 60 bin derken 70 bine geliyor. Herkes burada Bitcoin konuşmaya başlıyor. Google'da en çok konuşulan konu Bitcoin oluyor. Herkes Bitcoin nasıl alınır diye araştırma yapmaya başlıyor. Abicim 15 bin, 30 bin, 45 bin, 60 bin. İlla 70 bin ATH'lar geçtiğini göreceksin. Sonrasında Bitcoin almaya geleceksin. Bak indirim geldi. 70 binde en çok yapılan araştırmalar artık hiç araştırma yapılmamaya başlamış. Neden? Düşüyor. Düşen varlık işte kötüdür der. Abicim düşen varlığın kalitesi değişmez. Sadece fiyatına indirim gelir. Şu anda indirim gelmiş fiyata baktığımızı düşünüyorum. 52.000 seviyeleri bizim için artık bu bölgelerden bana göre tepki alma potansiyeli yüksek. Geldikçe tepki alır. 49.000 altında net bir günlük kapatma gelmezse sıkıntı oluşmaz diyorum. Diğer altcoin'imize bakacak olursak Ethereum. Ethereum'da burada göreceğiniz şekilde boğa bayrağı kırıldı arkadaşlar. Şurada bir boğa bayrağı vardı. Maalesef ki kırıldı. Boğa bayrağı kırılmasıyla beraber yükselen yapımız vardı. Bu yükselen yapının alt kanallarına geldik. Buralardan tepkimizi aldık. Daha altına atar mı? Ben daha altına atacağını düşünmüyorum. Bu bölgelerde kalırız büyük ihtimal. 1 hafta, 2 hafta. 1-2 hafta böyle bekleme, sürünme, imekleme dönemi, toplama dönemi bizim için. Spotçular için alım dönemi. Sonrasında dev zıplama dönemlerine gene geçeceğiz. Ben yükselmeme ihtimalimiz olduğunu düşünmüyorum. Amerika seçimleri varken yok nedir resesyon. Resesyonun konusunu açmak dahi istemiyorlar. Çünkü Amerika seçimleri var arkadaşlar. Resesyon yok. Abici resesyon deme. Böyle yani. Fed tarafı böyle açıklamalar yapıyor. Çünkü onlar da biliyor ki önlerinde bir seçim var. Seçime resesyonda bir ABD ile götürürlerse herkes yüzlerine tüküreceğini bildikleri için böyle bir şeyin adını bile ağzına almak istemiyorlar. Ancak resesyon geldi. Şu an konuştukları konu yumuşak iniş mi yaptıracağız, sert iniş mi yaptıracağız? Sert iniş diye bir şey olmayacak arkadaşlar. Yumuşak iniş yaptıracaklar. Şu an faiz indirimini niye hızlıca yani burada açıklama yaptılar? Çünkü bir faiz indirimi yaptıklarında sıçtıklarını, sıvadıklarını herkes anlayacak. Ondan dolayı bir borsalar bir görsün, haberleri sindirsin. Belki şu İsrail olaylarıyla beraber yırtarız. Suçu oraya atarız diye şu an hazırlık yaptıklarını düşünüyorum. Bununla beraber şimdi ana konuşmamız gereken konulara geliyoruz. ABD'deki endeksler, borsa endeksleri. Arkadaşlar burada benim baktığım ana endeks Dow Jones'tur. Şimdi Dow Jones değil milletin baktığı ana endeks nedir? Burada yani genel olarak bakacak olursa herkesin konuştuğu endeks Nasdaq'tır. Herkes Nasdaq konuşur ancak ben ABD'de yok nedir resesyon oldu mu gerçekten
böyle hisseler battı bitti, dünyanın sonu geldi mi Dow Jones'a bakarım. Dow Jones çok daha temiz bir yani burada bize bir manzara sunuyor. Ve Dow Jones tarafında göreceğiniz şekilde arkadaşlar yapılar da çok güzel çalışıyor. Şu anki manzaraya bakacak olursak şu anki manzara Dow Jones'un yapısı bozulmuş değil. Ve burada Dow Jones yapısı bozulmadıkça arkadaşlar, Dow Jones yapısı batmadıkça, bitmedikçe burada Fed tarafının işi iyi. Yani böyle çok büyük faizleri indirdik, onu arttırdık, bunu arttırdık. Yani anlık açıklama yapmalarına gerek yok. Sakin şekilde faizleri indiriyoruz derlerse dahi Dow Jones patlamadıkça büyük bir sıkıntı oluşmayacaktır ki buna da bir tane daha manzaradan güzel bir şey geliyor. Yani diyor ki ben senin arkandayım diyen bir tane daha metrik var. Petrol fiyatları. Şimdi petrol fiyatları bugün itibariyle bir zıplama hareketi yaptı. Çok küçük minik bir zıplama hareketi yaptı. Ancak göreceğiniz şekilde petrol fiyatlarında düşüşler var arkadaşlar. Petrol fiyatlarında inişler var. Bu ABD enflasyonunun son süreçlerde artmayacağının göstergelerinden biridir. Çünkü diğer kalemlere baktığımızda diğer kalemlerde ev fiyatları, kira fiyatları yok odur yok budur. 1,5 aydır, 2 aydır artış yok. Yani enflasyonda bir artış beklemememiz için tek bir şey var. Yani burada enflasyonda bir artış gelir mi dediğimiz yerde sadece bakabileceğimiz bir metrik petrol kalıyor. Evet, birkaç tane daha metrik var ancak onlar küçük metrikler, öyle borsayı pardon diyorum. Burada enflasyonu ana etkileyecek metrikler değil. Petrol fiyatına baktığımızda ABD enflasyonu haftaya sanırım buradaki şey gelecek veri haftaya kötü gelmeyecek. Bu da bizim için olumlu bir senaryo olarak çıkacak. Fed faiz indirimini kesinleştirdiğinin sinyal olacak. Bununla beraber haftaya gene Fed'den bir açıklama gelecek. Fed tarafından Powell konuşma yapacak. Bunlar hızlıca bir toplantı yaptılar. Ancak toplantıda şimdi bir açıklama yaparsak, faizleri erken indirirsek sıçıp sıvadığımız belli olur diye açıklama yapmamayı, manzara izlemeyi seçtiler ve şu an farkındaysanız diyor ki ABD, İran, İsrail görülmüş, İsrail. Bu Amerika'daki nedir, resesyonu saklamak için yapılan bir şey olduğunu düşünmekteyim. Yoksa arkadaşlar bu yıllardır böyle yani. Yok İran, İsrail'i, İsrail'in abicim, İran'ın İsrail'i vurmayacağını hepimiz biliyor. Ya yani vuracaksa da kısa vadeli minik bir şey olacağını herkes biliyor. Tabii ki de şimdi büyür şey konuşmayalım ama yapacak olsaydı yapardı arkadaşlar. Bugüne kadar yapardı diyorum. Ben çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyor muyum? Kısa vadeli büyük bir etkisi olur. Kaldıraçlı işlemler patlatılır. Bunun harici orta uzun vadede, hatta 2-3 hafta sonra bunların hepsini unuturuz. Bu hiç olmamış gibi devam ederiz diye manzaraya bakmaktayım. Dolar endeksine bakacak olursak 103'lere geldi. 103'lerin de altına attı. Günlük kapatma da yaptı. Şu an buralarda kalmaya çalışıyor ancak büyük ihtimal kalamayacak. Ve 103'lerin altında tam hacimli bir kapatma, böyle sağlam bir kapatma yapmaya yani devam ederse beklentimiz arkadaşlar burada bizim borsaya para akışın hızlanması olacaktır. Şu anki manzaraya bakacak olursak bizi etkileyecek olumsuz veri yok. EXY tarafına bakacak olursak EXY üst kanalına çarptı. Bu üst kanallardan aşağı yönlü inerken DXY ufak miktarda para akışı oldu ancak Euro endeksi yeni yeni düşen trendini kırdı. Euro endeksi burada yukarı yönlü gidecek. Gideceği kesinleşmiş diye bakıyorum. Euro endeksi giderken de dolar endeksi %99 ihtimalle aşağı yönlü çakılacak. Dolar endeksi aşağı yönlü çakılırken, dolara olan güven düşerken ki Fed de faiz indirimlerine hazırlanırken dolara olan talep iyice düşecek. Para arzının da artmasıyla beraber daha da düşmeye başlayacak. Bu da artık dolardan kaçışı getirecek. Dolardan kaçış da hisselere, borsalara, riskli varlıklara para akışını hızlandıracak. Şu an böyle bir manzaraya gidiyoruz. Önümüzde ABD seçimler var. Papağan gibi tekrarlıyorum, tekrarlayacağım. Burada gittiğimiz süreç çok basit arkadaşlar. Sadece 1-2 hafta bu korku haberlerinin fiyatlaması, sonrasında devam diyorum. Bu 1-2 haftalık süreçte de bu korku haberleri fiyatlanırken biz de boş durmayacağız. Ya bekleyelim falan değil. Toplayabildiğimiz kadar toplayalım manzarasındayım ben. Neyse, burada videoyu çok uzatmayalım. Yarın da arkadaşlar şu hakimiyet konusundan bahsedeceğim. Bitcoin hakimiyeti, Ethereum hakimiyeti ve birçok şeyde bunların etkilerini konuşacağız. Çünkü Bitcoin hakimiyetinde burada korkutucu bir manzara varmış gibi gösteriliyor. Bu hakimiyet daha da yukarı giderse ne olacak? Altcoin'ler çökecek, dünyanın sonu gelecek gibisinden açıklamalar artmaya başlayacak. Korkmayın arkadaşlar, burada büyük bir sıkıntı oluşmayacak. Bunları yarın konuşacağız. Ha bu arada yarın hatırlatmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Yarın işsizlikle ilgili bir tane arkadaşlar şey gelecek, yani veri gelecek. Bu işsizlik verisi çok önemli. Resesyona girdi mi girmedi mi ABD? Beklenti altında gelirse resesyon kesinleşti zaten. Bak, resesyon kesin. Ancak Fed tarafı da kabul etmek zorunda kalacak artık. Eğer bu beklentinin altında bir 10K 15K altında gelirse resesyon kesin gibi bakmaya başlayacağız. Manzara bu şekilde diyerek burada videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın, bizleri takipte kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay diyorum, görüşmek üzere. Ve nedir burada, bizi diğer kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın.
Tüm linkler açıklama kısmında ve şurada gördüğünüz linkte, bakın şu kanalın açıklama linkinde mevcut. Göreceğiniz şekilde burada tüm şeylerimiz burada var arkadaşlar. Buradan diğer kanallardan da bizi takip etme ihtimaliniz var diyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Görüşürüz.